Her Şeyin Ekonomisi'nden iyi akşamlar diliyoruz efendim. Yine bugün çok farklı konuları konuşacağız. Bugün biraz diğer günlerde yaptığımız Her Şeyin Ekonomisi program içeriklerimizden daha farklı bir programımız olacak. İlk bölümde tarih konuşacağız aslında. Biraz Osmanlı tarihine gideceğiz, geleneklerimize gideceğiz. Özellikle Ramazan ayının 3. gündeyiz efendim. Oruçlar şimdiden muhtemelen düşünülüyor. İftarlar açılacak. Peki iftardan sonra güzel bir kahve içmek isteyeceksiniz. Hepinizin bu arada tuttuğu oruçlar Allah kabul etsin diyelim. Ve bunun aslında bir adabı var. Osmanlı geleneği çok önemli, köklü bir gelenekten bahsediyoruz, kahveden. Ve kahveni de öyle direkt hani cezvede pişirip içmek de olmuyor efendim. Onun çok önemli noktaları var, bazı adabı kuralları var diyelim. Kiminle konuşacağız? Uğur Atik'le, tarih araştırmacısıyla konuşacağız efendim. Ve kahve kültürünü 16. yüzyıldan 19. yüzyıl araştırmacısı Uğur Atik'i birazdan stüdyomda ağırlamış olacağız. Kendisini aslında stüdyoma almadan önce bir sözünü buldum. Onu paylaşalım ve birazdan, hatta burada fincanlarım da var. Sevgili kameraman arkadaşımız Ekrem'den de rica ederim. Bunlar hepsi renk renk ve bu renklerin hepsinin bir anlamı var efendim. Örneğin sarı, yeşil, işte lacivert gibi renkler var. Ben bunları söylemeyeyim isterseniz. Tüm bunların, kahve fincanlarımızın renklerinin bir anlamı var ve bu anlamı da Uğur Atik Bey ile konuşacağız. Ve kendisi diyor ki, kahve ölüm gibi gerçektir, cehennem gibi siyahtır, aşk gibi de tatlıdır. Evet, Her Şeyin Ekonomisi devam ediyor. Tarih araştırmacısı Uğur Atik Bey de stüdyomuzda. Hoş geldiniz Uğur Bey. Hoş bulduk. Şimdi bizim programımızın şöyle bir özelliği var. İftara özellikle İstanbullular saat 8'de 10 geçe gibi iftarlarını yapıyorlar. Tekrardan Allah kabul etsin. Her Şeyin Ekonomisi programıyla da aslında iftar saatini bekliyorlar. Bir yandan da onlara da biz dokunmak istiyoruz, seyircilerimize, izleyicilerimize. Ve sizin gelmeniz de ne iyi oldu değil mi? Eyvallah. Şimdi Ramazan ayı çok önemli. Ramazan ayına baktığımız zaman bunun bir adabı var. Osmanlı geleneğinde de Ramazan adabı var. Ve esas oradan geliyor, biz kültürümüzü oradan alıyoruz ama ilk başta fincanlarla başlayalım mı? Bunlar renk renk. Hani benim evimde bir tane fincan var. Adab ve erken dediniz. Hı hı. Kahve sizin için damak sevgiyse zaten sizinle konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Evet. Kahve bir adab ve erken içeceğidir. Çok önemli bir ritüelimizdir. Hı hı. Eğer kahve sizin için bir adab ve erkan içeceği ise, bunun böyle olduğuna kaniyseniz sohbetimize başlayabiliriz. Evet. Biz kahveyle 16. yüzyılda tanıştık. Hı hı. Nerede? Darüssaadet'te. Darüssaadet neresi? Mutluluk şehri denilen başkent İstanbul. Yemen valimiz Özdemir Paşa kahveyi getiriyor Darüssaadet'e. Neden? Öğrenciler uyanık kalsın, daha fazla ders çalışsınlar, ilimlerini arttırsınlar. Fakat medrese kahveyi reddediyor. Neden? Daha tadını beğenmiyorlar. Çünkü katran karası bir su. Hmm. Kuru fasulye gibi kaynatılıyor taslarda. Daha sonra o şekilde içiliyor. Sonra sufi dervişlerin dini toplantılarını yaptıkları tekkelerde kahve kabul görüyor. Hmm. Sufi derviş kahve içiyor. İçtikçe uyanık kalıyor. Daha fazla zikir çekiyor. Daha fazla Allah diyor. Bu yüzdendir ki sufi dervişler kahveyi kabulleniyorlar. Sonra derviş ne yapıyor? Kahveyi kavurmayı öğreniyor. Hmm. İlk defa. Daha sonra çekmeyi beceriyor. Bu yüzdendir ki Türk topraklarında yetişmeyen bir meyveyi bütün dünya Türk adıyla tanıyor. Bir de şunu soracağım o zaman. Buyurun. Aklıma gelmişken Uğur Bey. Yani biz o dönem evet kahve işte sufilerimiz Osmanlı'da varken Avrupa ne yapıyor? İçiyor mu kahveyi? Onlarda var mı Hayır, kahve? Asla yok. Avrupa ile kahveyi tanıştıran biziz. Nasıl hatta bu cappuccino olayını ben duydum. Hayır. Daha doğrusu hikayesini. Diyorlar ki işte Osmanlı işte Venedik'e gittiği zaman işte orada sefer daha doğrusu fethetmeye gittiği zaman işte Osmanlı'dan devşirme bir asker kahve nasıl pişirildiğini İtalyanlara anlatıyor. Cappuccino tarikatı alıp cappuccino yapıyor. Doğru mudur efendim? Hayır efendim. Arz edeyim. O tamam. O türevi. Ben aslını arz edeyim size. Tamam. Viyana kapılarına gidiyoruz. Viyana'yı zapt edemememizin tek sebebi o dönemki
Polonyalı çevirmenimiz Franz Kolseczki. Franz Kolseczki taraf değiştirdiği için biz Viyana kapılarından geri dönmek zorunda kalıyoruz. Biz Viyana kapılarından geri dönerken beraberimizde götürdüğümüz yüzlerce çuval kahve var. Kahve ne olduğu bilinmiyor. Osmanlı geri çekiliyor. Kahveler Tuna Nehri'ne dökülürken Kolseczki diyor ki bir dakika durun ne yapıyorsunuz? Bu Müslüman içeceği, buna kahve denir. Ben savaş ganimeti olarak bunu sizden istiyorum diyor. Ve o tarihten itibaren Avrupa kahveyle tanışıyor. Şu anda Viyana'ya gidiniz, ben bir Türk kahvesi istiyorum derseniz size şu sual sorulacaktır. Kahvenizi nasıl alırsınız? Normal mi olsun, rahatlı mı olsun? Normal kahve bir bardak suyla içilir, rahatlı kahvede gül kokulu lokumla içilir. Lokum ısırılır, ağız tatlandırılır, tatlı ağzın üzerine kahve içilir. İşte Avrupa kahveyle Viyana'da tanıştı. Daha sonra arz ettiğiniz gibi cappuccino, şunlar, bunlar ne? Onlar da kahve. Dünyadaki bütün kahvelerin atasıdır Türk kahvesi. Hepsi onun türevleridir ve bütün Avrupa kahveyi Osmanlı'dan tanımıştır. Ama biz baktığımız zaman günümüzde bunu pazarlayan ve parasını kazanan da tabii Avrupa ki. Ve Amerika tabii gibi Avrupa duruyor. Avrupa ve Amerika. Çok büyük bir seremoni şeklinde içiliyor bu kahve Osmanlı'da o zaman. Saraylarımıza, daha sonra konaklarımıza, kız isteme törenimizin vazgeçilmezi. Ama maalesef batılılaşma hevesi ve gençlerimizdeki tarihimize sırtımızı dayayamamamız bu kültürü birazcık zayıflatmış durumda. Ama şu anda gençlerimizden çok memnunuz. Mesela genç kızlarımız bir kumbara yapıyorlar. Günde 1 lira 2 lira para atıyorlar. Paralar toplanıyor. Geliyorlar fincanları alıyorlar. Biz diyorlar bu kültürü yaşamak istiyoruz. Zaten Osmanlı geleneğinde ve Türk kültüründe her kız annesi 16. yüzyıldan başlayıp 19. yüzyılın sonuna kadar her renkten bir fincan. Bir gülbahar ve bir tepsi almak mecburiyetinde. Bunları aile kullanıyor. Kızlarını istemeye geldikleri akşam, kızları bunlarla kahve ikram ettikten sonra aileye kullanma yasağı geliyor. Aile bir daha bunlara katı el süremiyor. Bir aile yadigarı olarak bunlar kızlarımıza devrediliyor. Ya anneden kıza geçiyor aslında. Ama aslında biz aile olarak evlatlarımıza bir madde bırakmıyoruz. Biz evlatlarımıza içerken ne diyoruz? Bir besmele-i şerif diyoruz. Allah razı olsun kızım diyoruz. Eline sağlık diyoruz. Yahu nerelerdeydiniz diyoruz. Geliyorsunuz hoş sohbetler yapıyoruz. Biz maddeyle beraber manayı da evlatlarımıza bırakıyoruz. Yani dualarımızla birlikte bırakıyoruz. Sonra bizler göçüp gittiğimiz zaman evlatlarımız bunları kullanırken bizleri hayırla yad ediyor. Ama bu hani ilk başta dedim ya ben çok severim kahveyi. Evet belki sadece içmek için seviyorum. Adabını bilmiyorum. Ve birçok izleyicimiz de hani sizin o söylediğiniz adabı bilmiyor. Bence. Evet. Hani bunu bir anlatalım. Şimdi mesela burada renkler var. Ben rastsal olarak hani bir tanesini sorabilir miyim izninizle? Yoksa sizden bir sırası var mıdır? İlk önce karakteristik aslında özelliğini söyleyeyim isterseniz. Bir Türk kahve fincanının en karakteristik özelliği altının geniş, üstünün dar olması. Neden? Son yudumu içene kadar köpük dağılmasın. İncelik ve form kahve katiyen soğumasın. Kulpta ince olduğu zaman soğumadır değil mi Uğur Bey? Kelebek kanadı kadar incedir. Bakınız. Evet. Şimdi o zaman fincan alırken insanlar mutlaka ince olmasına bakacaklar. Pardon. Evet, bu gayet ince bir fincan ve ağzı dar. Kupta görmüş olduğunuz eğim sağlaksanız sağ elinize, solaksanız sol elinize otursun. Aa evet bu, doğru. Bu Türk kahve fincanının karakteristik özelliğidir. Fakat 1876 Abdülhamit Han'ın tahta geçmesiyle birlikte fabrikayı Humayun'un başına gelen ecnebi ustalar fincanların şekillerini değiştirdiler. Şu anda buraya bunların hepsini getiremedik. İnşallah bayram programında Mısır Çarşısı'na geldiğimiz vallahi zaman. Vallahi bir gün bir programda izledim ben. Sizi bana biraz cimri davranmışsınız Uğur Bey. Daha az. Kaç tane bir sayayım hemen. 3, 4, 5, 6. Sadece 16. yüzyılda getirdik. 16. yüzyılda Darüssaade Türk ağzı pembeyle başlar. Az tamam. Önceki sualinizi cevaplıyorum. Tamam. Başlangıçtır. Onun için biz yeni doğan evlatlarımıza bu renkli giysiler giydiriyoruz. Oradan geliyor. Biz insanlarda arzular başlıyor, istekler başlıyor. Yani nefis ortaya çıkıyor. Kırmızı gücün rengidir. Bunun ismine biz mercan kırmızısı diyoruz. Dünyada 3 yerde kullanıldı. Sultanahmet Camii'nin içindeki karanfiller, 1458 Kasımpaşa Piyane Paşa Camii, Topkapı Sarayı'nda Sultan II. Murat'ın has odası. Kanuni dönemi, Osmanlı'nın hükümdarlığının rengidir. O yüzden bizi yöneten liderler bu renkli giysiler giymezler mi? Lacivert değil evet, mi? Koyu lacivert. Hükümdarlığın rengi. Hükümdarlığın rengi doğru. Hilafetullah makamı. Osmanlı'nın en zirvede olduğu dönem.
Osmanlı gücün, kudretin, adaletin ve hilafetullah makamının kendisine Allah tarafından verildiğini kabul etmiştir. Sufi dervişlerin de besin kaynağı doğadır. Onun için doğanın rengi olan yeşili kendisine renk seçmek suretiyle Allah'a olan bağımlılığını tasdik etmiştir. Artık çöküyoruz. Hüzün geliyor, gözyaşı geliyor ve ayrılık geliyor. Sarı renk değil mi? Ayrılığın rengi aynı zamanda. Sonbaharın rengi değil midir? Hı hı. İnsan sevgilisine ayrılırken sarı gül vermez mi? İşte artık sarıyla da sonlandırıyoruz. Evet, MFÖ de diyor ya sana sarı laneler aldım diyor çiçek pazarından. Eyvallah. Orada da anlıyoruz ki artık sarı lane evet. Ayrılığın rengi oluyor. Evet. Şunu çok merak ediyorum. Şimdi buyurun. Osmanlı'da padişahlarımız hani çok kahve içerlermiş mi? Böyle gayet bir tabii. Hani bir ritüel bir kere, nasıl oluyor bir kere, anlatsanız. Bir kere şunu söyleyeyim. Asla ve asla çay yok. Biz çayı tanımıyoruz. Çay Osmanlı'da yok. Biz Cumhuriyet öncesi çayla tanışıyoruz. Kolalı içecekler şuna hiçbir şey yok. Bizim yegane içeceğimiz kahve. Daha sonra şerbetler giriyor hayatımıza. Şerbetler doğru. Biz saraya girdiğimiz zaman bizleri ilk önce soygun odasına alırlar. Soygun odası diye tabir eden yer soyunmaktan geliyor. Bizim evlerimizdeki antrede. Hanımefendiler feracesini, bizler ceketimizi çıkarıyoruz. O dev aynanın karşısında herkes kendisine bir çeki düzen veriyor. Tam kapıdan içeri girerken bizi halayık karşılıyor. Ne diyor? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bize gülbahar sahandan bir gül kokulu lokum ikram ediyor. Hı hı. Aslında lokum ikram etmiyor, bir mesaj veriyor. Mesaj ne? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Hı hı. O mesajı aldıktan sonra bizi içeri buyur ediyorlar. Ve daha sonra kahve seremonisi başlıyor. İçeride herkes mevkisine uygun yerlere oturtuluyor. Yani bir protokol var değil mi oturduğunuz zaman? Şimdi padişah dediniz, Sultan II. Abdülhamit kahvesiyle en meşhurdur. Kahveye en düşkün padişahlardan bir tanesidir. Nasıl içermiş kahvesini? Kahve ne açıktır ne koyudur. Hı hı. Kahve mutlaka Yemen'den gelir. Kahvecibaşı Halil Efendi kendisine kahveye getirir, kahvesini içer. Ama Yıldız Sarayı'nda da kullandığı fincanlar farklıdır. İki tanesi gelir, bir taneyi normal içer, ikinciyi tütünüyle birlikte içer. Bu ritüel böyle devam ediyor, gidiyor. Halil Efendi çok büyük bir makam sahibi. Kim? Kahvecibaşı. Hatta en son dönemlerde hastalanıyor. Artık iş yapamaz hale gelirken diyor ki damadım Ali gayet itibarlı bir çocuktur. Ben buna kefilim der. Hı hı. Ve kendisi kahveci başlığı kendisine Ali Efendi'ye bırakır. Ve sonra Sultan Abdülhamit Han sırlanana kadar kendisi kahveci başlığını yapmıştır. Önemli bir ünvandır sanırım. Yani önemli bir ünvan çünkü hani bunu seviyorlar içmeyi kültürümüzde çok var ve geleneğimizde var. Dolayısıyla da önemli bir pozisyon. Şimdi günümüze geldiğimiz zaman Türk kahvesi peki evet. Yani Osmanlı'dan günümüze getirdiğimiz zaman evet. Hem pişirilme olarak evet. Hem de sunum olarak sanırım o anlattığınızdan çok uzağız. Ya da yakın mıyız? Yani kahveyi seviyor muyuz biz Türkler şu anda? Gayet tabii ki seviyoruz. Benim çevremde eşim dahil olmak üzere bütün hocalarımız olsun, bütün Türk hanımları kahvelerini içmeden ayılamazlar. Yani afyonları patlıyor. Yani güne başlayamazlar. Kahvaltı ne demektir? Kahve altı demektir. Hadi kızım kahvenin altını yaptıysan gel kahveyi içelim demektir bu. Her yerleşik köklü aileler mutlak surette kahve içerler. Kahve bizim vazgeçilmezimizdir. Yani biz Türkler kahvesiz yapamayız. Evet. Aslında bir dinlenme de, bakıldığı zaman bir yorgunluk kahvesi. İçiyor. Şudur, kahveyi nerede, kiminle ve nasıl içtiğiniz önemlidir. Kahvenin yeri ve zamanı yoktur. Hı hı. Çok yorgun olursanız, bir kahve içerseniz yorgunluğunuz gider, o yorgunluk kahvesidir. Çok keyifli olduğunuz zaman, çok yakın bir dostunuzla bir kahve içerseniz o mutluluk kahvesidir. Onun üzerindeki telveye bütün mutluluklarınız birleşir. O dumanla beraber bütün mutluluğunuzu ciğerlerinize çekersiniz. Aslında o kişinin o andaki karşılıklı olarak enerjisi o kahve köpüğüne, telvesine yansıyor. Tabii. Şimdi Ramazan'ın, Uğur Bey, üçüncü günündeyiz evet. Ve işte Türkler kahvesiz yapamıyoruz evet. Gerçekten. Evet. Söylediğiniz gibi bizim için çok önemli bir gelenek ve içecek. Baktığımız zaman Osmanlı'da birazcık Ramazan geleneklerini konuşalım mı? Yani tabii orada konuşalım. Nasıl bir gelenek var? Hani kahve içme adamını anladık. Bir kere Ramazan nasıl başlıyor sarayda? İlk önce o dönemdeki din büyüğü bakıyor. Hilal'i gördüğü zaman padişaha haber veriyor. Diyor ki, efendim diyor, Ramazan başlamıştır. Kendisi yüklü bir mükafat alıyor ve Ramazan o tarihten itibaren başlamış oluyor. O dönemde bizim konaklarımızda ve bizim mahallelerimizde o kadar güzel bir güzellik var ki, o kadar güzel bir birliktelik var ki. Biz Eyüp Sultan'da oturuyoruz, siz Üsküdar'da oturuyorsunuz. Ben kalkıyorum, Üsküdar'a geliyorum. Bir bakkala diyorum ki, efendi
zimmem defterini aç. Yani zimmem defteri veresiye defteridir. Baştan 10 kişinin borcunu hesapla, ben onları ödüyorum diyorum. Bakınız, ben borcunu sildiğim insanları tanımıyorum. Borcunu silen insanlar da kimin ödediğini bilmiyor. Yani sağ elin verdiğini sol el görmüyor. İşte biz buna edep diyoruz. Edep yahu buradan geliyor. İşte Ramazan'a başlarken o insanlar o kadar mutlu başlıyorlar ki hiç borçsuz başlıyorlar. Evet. Öbür insanlar da o kadar mutlular ki bazı insanları sevindirerek Ramazan'a başlamış oluyorlar. Bir de bir tembihname yayınlanır. Tembihname şudur. Ramazan başlamadan bir ay önce, yani Şaban ayından itibaren bütün aktarlar, bütün bakkallar, bütün şekerlemeciler, bütün eskiden kalma ürünlerin hepsini tezgahtan çekerler. Yerlerine yeni ürünler konur, taze ürünler konulur. Camiler, yollar, medreseler, her yer yıkanır, tertemiz olur ve Ramazan'a başlangıç için tertemiz bir şekilde başlanır. Yani aslında o Ramazan ruhunu her yönüyle, tabii, şimdi baktığımız zaman, şimdi Ramazan ayı geldiği zaman fırsat avcıları, atıyorum 1 liralık ürünü, örnek veriyorum, 2 liraya çıkarıyor. Yani bu tamamen yozlaşmış ve dejenere olmuş bir toplumdan bahsedebilir miyiz? O dönemki esnaf işte, var mı bu dönem? Bakınız, tabii tüm esnaflarımızı bu arada söylemiyoruz ama hani gelen örneklerimizi aktarıyoruz biz efendim. Biz Mısır Çarşısı'nın içerisindeyiz. Köklü 3 kuşaktır bu işi yapan bir müessesede çalışıyorum ben de. Müessese gerçekten çok köklü. Diğer köklü müesseselerimiz de var. Bakınız, sabah gelinir, 1 kilo şeker verdiğini şeker alır. Der ki bana nohut var mı? Ben siftahımı yaptım, yandaki komşumdan al denir. İşte edep budur. Şimdi maalesef bunu kaybettik. Şimdi daha sonradan gelen esnaflar içimize, onlar biraz ahilikten uzak kanaatindeyim. Çünkü müşteriye müşteri gözüyle değil, bir gelir kaynağı gözüyle bakmaktalar. İlk önce müşterinin gönlünü kazanmanız gerekiyor. Kesinlikle. Yani o çok önemli. Şimdi yine aslında kahveyle ilgili bir şey soracağım. Tabii, aklıma gelmişken soracağım. Buyurun. Çok sormuşlardır size, eminim. Estağfurullah, buyurun. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Tabii ki. Hepimiz söylüyoruz ama bu sözün manasını belki çoğumuz bilmiyoruz. Nereden geliyor bu söz Uğur Bey? Fincan nedir? İlk önce ben size onu sorayım. Hı-hı. Fincan nedir? Yani kahve içmek için bir araç diye tanımlayalım. Tamam, çok güzel tarif ettiniz. Ama tasavvufta sufi dermişler ve bu işe gönül koymuş kişiler iki şekilde yol alırlar. Bir, manalarla. Yani mana rüyadır. Rüya demek yasaktır, mana demek zorundasınız. Çünkü Allah tarafından size gelen bilgidir mana. Sufi dervişler bu sohbetle ve manalarla yol alırlar. Eğer mananızda size bir fincan gösterilirse fincan gönüldür değerli kardeşim. Fincan gönüldür. Yahu nerelerdeydiniz? O kadar çok sizi özledik ki diyoruz. Bütün sevgimizi, bütün iyi dileklerimizi ve bütün muhabbetimizi o cezvenin içerisinde boşaltıyoruz ve gönlümüzün içerisine döküp size takdim ediyoruz. İşte 40 yıllık hatır buradan geliyor. Evet. Aslında bu 40 yılda 140 yıl bence. Gönlümün içerisinde bütün iyi dileklerimi, bütün sevgimi ve bütün merhametimi sunarak size takdim ediyorum. O yüzden de aslında oradan bunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bir tabii, sürenin hani 40 yıl uzun olarak gösteriyor ama 140-150 bir de yeridir o zaman. Bir de Girit'in fethi, hı-hı, meselesi var. İşte biraz daha uzun bir hikaye var. Vaktinizi almayayım isterseniz. Tabii buyurun, ben de girizgah yapalım. Çünkü evet, bundan sonra şunu konuşacağım. Tabii. Damak tadımıza, Osmanlı'dan bugüne geldiğimiz zaman, hı-hı, hani damak tadımızda bir değişim oldu mu? Osmanlı iftar sofralarında, evet, neler vardı? Bunu da soracağım size. Osmanlı'nın iftar sofrası, sarayda her gün 5000 kişiye yemek pişiyor. Özel günlerde 10.000 kişiye yemek pişiyor. O başlı başına bir ritüel, başlı başına bir şölen. Mutlak surette çorba, işte etli yemekler, tatlılar bu şekilde devam ediyor. O dönemdeki saray geleneklerini mi arz edeyim yoksa yemek olarak neler yenilir, neler içilir? Arz ederseniz efendim. Mutlak surette çorba. Çorba olmadan olmaz. Aslında daha sonra bu sarayda kullanılan o dönemdeki tatlılar önemli. Mesela güllaç var. Güllaç Ramazan'ın olmazsa olmazıdır. Güllü aştır zaten. Hı hı. Ve daha sonra gül şerbeti. Osmanlı'da gül çok önemlidir. Sarayın has bahçesi olan Gülhane Parkı, sarayın gülbe şekerini, gül reçelini ve gül şerbetini saraya takdim etmek üzere hokka güllerinden derlenen bir bahçedir. Oradan toplanan güllerle bütün mumayiler yapılır ve saraya sunulur. Neden gül?
Efendimiz miraca çıkarken o kadar çok terlerler ki mübarek teri toprağa değdiği anda gül biter. Gül Efendimiz'i simgelediği için o gül tadını alan hiç olmazsa bir salavat getirsin diye. Gül de oradan geliyor. Bir de bu hani yemeklerde baharat olsun, evet, işte tatlı tabii. olsun. Bunları da biraz anlatabilir misiniz? Mesela Osmanlı'da bakıldığı zaman yemekte bir tatlı tatlar da olabiliyor değil mi? İçerisinde tatlı tabii aromalar da olabiliyor. Tabii ki. Mesela, şeftali olsun, erik olsun. Mesela, şu anda bu mutfağımızda sanki çok yok gibi. Şu anda onumuz mutfağımızda yapan çok güzel restoranlar var. Hı-hı. Çok güzel şefler var. Feridun Bey abimiz müthiş bir... Mesela bakınız Osmanlı'da bir yemek var. O yemeğin içerisinde ayva var. Bir eti düşünebiliyor musunuz? Et yahnisi. Et yahnisinin içerisinde ayva var. Hı-hı. Yeşil eriği düşünün. Yeşil erikle yapılan kebaplar var. Bakınız aslında hikaye şu. Bana elinizle güzel yapar mısınız? Nasıl yaparsınız? Ne yapayım efendim? Nasıl güzel yapın bana elinizle? Çok güzel. Herhalde şunu şekilde yapıyoruz. Çok güzel. Evet. Bir araya gelmez gibi görünen şeyler bir araya geldiği zaman... Beş parmak bir araya geliyor. Mükemmel evet. ortaya çıkar. Aslında aşurede de böyle. Hmm. Bir araya gelmez gibi görünen bütün malzemeler bir araya geldiği zaman mükemmel ortaya çıkıyor. Aşure mesela tarihini çok kısa anlatabilir misiniz? Çok önemli. O, tabii. Yani orada bildiğim kadarıyla savaş döneminde hani aslında askerlerin iyi beslenmesi için evet. Bir tatlı olarak hani çıkıyor. Aslında bir yemek olarak çıkıyor ama bilmiyorum efendim. Tarih araştırmacısı sizsiniz. Sizin bilginizi rica ediyoruz. Çok kısa özetleyeyim. Lütfen. Konu çok kapsamlı ve derin bir konu. Bir, Efendimizin miraca çıkışı. Hı hı. Hazreti İsa'nın göğe çıkışı. Nuh Aleyhisselam'ın Cüde Dağı'na gemisinin demirlemesi. Efendime söyleyeyim. Hızır Aleyhisselam. Ya bu çok kapsamlı ve bütün bu mucizevi olayları aslında biz yad ediyoruz. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından çıkmasından tutunuz. İsmail Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam kurban vakasına düşünürüz. Bütün bunların hepsi Muharrem ayına tekabül eder. Biz zaten Muharrem ayında aşureyi yaparken bir araya gelmez gibi görünen malzemeleri bir araya getirmekle evet, kalmıyoruz. Fasulyesi. Kalmıyoruz. Bir araya gelmez gibi görünen bütün semavi dinleri de bir araya getiriyoruz. Birlikte yaşamanın ve hoşgörünü ağız tadımıza yansıtıyoruz. Bütün kutsal kitaplarda, bütün hak dinlerde aşure vardır. Biz aşure yaparken bütün bu mukaddes olayları yad ediyoruz. Evet, Cüde Dağı'na demirliyor Nuh Aleyhisselam'ın gemisi. O zaman tabii elimizde bulunan bütün malzemelerle birlikte aşure pişiyor. Evet, o da buyurduğunuz gibi o da aşure hadisesinin içerisinde geçer. Evet, bir diğer önemli taraftan da işte bu kahvenin pişirilmesi, işte çekilmesi ve sunum evet. çok önemli. Tabii. Peki işte Uğur Atiye göre kahve nasıl pişirilmesi gerekir, nasıl çekilmesi gerekir? Bir kere kahve odun ateşinde kavrulmalıdır. Bize geldiğiniz zaman biz size odun ateşinde kavrulmuş mükemmel bir kahve ikram edeceğiz zaten. Kahvenin odun ateşinde mutlak surette kavrulması gerekiyor. Neden? Besi dolgusunun içerisindeki o yeşil rengin gidip kahverengi haline gelmesi gerekiyor. Daha sonra kahve çekiliyor. Kıtır 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 yavaş o kasnaklarla ya da mümkünse elimizdeki artık şu anki dönemde mümkün değil de manuel makinelerde çekiyoruz. Ve daha sonra bakır bir cezveye ihtiyacımız var. Bakır cezvenin içinin mutlak surette kalaylı olması gerekiyor. İlk önce kahve. Daha sonra fincan ölçüsünde soğuk su. Şeker katiyen yok. Çünkü o dönemde biz şekeri tanımıyoruz. Bir tutam telveyle suyun aşkıdır kahve. Aralarında hiçbir şey yok. Kaşığı alıyoruz. Birkaç kez çevirip bırakıyoruz. Kahveyi pişirmiyoruz. Kahveyi sürüyoruz. Kabarıyor telvesini. Bir daha sürüyoruz ortasını. En son sürüyoruz. Telvesini alıyoruz. Üç pişimde bedi bir hünerle pişiriyoruz. Yine karşımızdaki kişiye verdiğimiz saygıdan dolayı bedi bir hünerle takdim ediyoruz. Kahveyi ikram eden de kahveye ikram edilen de çok önemlidir. Evet. En önemlidir. Şimdi bize çok sıklıkla sorulan bir soru var. Diyorlar ki biz meşe kömürünü nereden bulacağız? Şunu nereden bulacağız? Değil mi? Günümüz şartlarında birazcık zor olabilir. Ama şu anki günümüz şartlarında kahve gayet güzel pişiriliyor. Mesela teknoloji getirdi. Çok güzel makineler yapıldı. Kötü mü? Asla kötü değil. Gayet başarılılar. Ve artık
o kadar hızlı ilerliyoruz ki, o kadar vakit bulamıyoruz. Bizler de düğmeye basıyoruz, kahveyi pişiriyoruz, böyle içiyoruz. Peki şimdi siz mutlaka size çok turist geliyor. Evet. Hani hem kahve içmeye geliyorlar, evet, hem de işte bu fincanları, evet, özellikle ülkelerine hediye amaçlı almak isteyenler var. Öncelikle turistlerin ilgisi nasıl bizim kültürümüze? Türkiye yurt dışı platformda tanıtabilmeniz için, hı hı, üç şeye ihtiyacınız var. Bunlarsız Türkiye olmaz. Hocam böyle söylüyor. Kahve, lokum ve hamam. Eğer siz Türk kültürünü tanımak istiyorsanız mutlak surette bizim sizinle yolumuz kesişiyor. Hı hı. Güney Amerika'dan, Kuzey Amerika'dan, Norveç'ten, Finlandiya'dan her yerden gelen müşterilerimiz var. Hususi olarak bu kültürü yaşamak isteyenler bize geliyorlar ve bunları alıyorlar. Zaten dünyanın birçok lideri bizim fincanlarımızda kahve içiyor. Evet, sizin bir de öyle bir yönünüz, evet, var değil mi? Hollywood starları bile Uğur Bey size geldi. Kraliçe Elizabeth, Monica. Hangi renk aldı Elizabeth? Kraliçe Elizabeth'e hepsinden takdim edildi. Hı hı. Hanımefendi pembeyle içiyor. Pembe, tahmin ediyorum. Şu anda Vatikan'da fincanlarımız var. Hı hı. Vatikan'da bunlar kullanılıyor. Türkiye'nin Vatikan temsilcisi Monsignor George Bornovich, Papa Türkiye'ye geldiği zaman bunları bizden alıp kendilerine Türkiye'ye takdim olarak hediye etmişlerdi. Bush, Obama, Monica Bellucci, Kevin Costner o kadar çok ki. Yani eğer bu kahveyi içmek istiyorsanız şayet mutlak surette yolunuz bizimle kesişecek ve gerçek Türk kahvesini gerçek Türk fincanlarıyla birlikte içeceksiniz. Evet Uğur Bey, çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. 25 dakika süremizde aslında birçok noktayı konuşmuş olduk. En önemlisi... Peki ben size bir şey söyleyeyim. Buyurun. Kahve falı nedir? Hadi bir fal bakın bakayım. Nedir kahve falı? Onu hiç bilemem. O birazcık böyle sanki içgüdülerin güçlü olmasıyla ilgili bir şey mi acaba? Hayır. Hmm. Bizde fal diye bir şey yok. Gayipten kimse haber veremez. Ama herkes bunu fal için genelde... Sarayda cariyeler birbirlerinin arkasından katiyen konuşamazlar. Gıybet yapmak hapse kadar gider. Güzel. Sarayda cariyelerin birbirlerine söyleyemeyecekleri şeyleri söylemek maksadıyla ortaya çıkarttıkları dedikoduya fal denir. İşte fal oradan geliyor. Aslında hani bir yerde dedikodu... Tabii dedikodu. Karşısındaki kişiyi kendinden daha düşük göstermek için onu farklı bir şekilde yönlendirmek. Çıkış çok noktası güzel, oldu. Çok güzel. Şimdi bu artık fal baktırırken de biraz daha Uğur Bey'in bu söylediklerimizi kulağımıza küpe yapalım efendim. Ama o da bir aslında baktığımızdan bir terapi gibi görünüyor. Evet. Kahve bir terapi ise gördüğünüz kadar insanlar da falı bir terapi gibi görüyor. Uğur Bey çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bayramda görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle efendim. Uğur Atik tarih araştırmacısıyla konuştuk efendim. Ramazan'ı konuştuk ve tabii ki kahve kültürümüzü, saray kültürümüzü, yemeklerimizi konuştuk efendim. İkinci bölümde de Ramazan'da nasıl doğru beslenir, nelere dikkat etmemiz gerekiyor diyeceğiz ama kısa bir araya gidiyoruz. Her Şeyin Ekonomisi'nin ikinci bölümüyle devam ediyoruz efendim. İlk bölümde Osmanlı geleneklerini konuşmuş olduk. Kahve içme adabını ve aynı zamanda Ramazan ayını konuşmuş olduk. Osmanlı'da Ramazan ayı nasıldı bunu konuşmuş olduk. Bu bölümde de muhtemelen işte iftardan sonra iftar anında çok fazla yemek yiyorsunuz. Sahurda fazlasıyla yiyorsunuz ve özellikle uyuma sorunu yaşıyorsunuzdur. Ya da diyabet hastaları ne yapması gerekiyor? Bu işi uzmanıyla konuşacağız efendim. Ve bir de tabii ki bu sağlıklı beslenmenin artık bir ekonomisi var. Günümüzde tabii ki organik beslenme, sağlıklı beslenme gibi çok fazlasıyla önemli reçeteler var. Diyetisyenler var ve uzman diyetisyeni seçerken nereye dikkat etmemiz gerekiyor? Kısacası bu işin çok büyük bir ekonomisi var artık efendim. Çünkü günümüz artık çok hızlı ve hızlı tüketim dediğimiz o fast food ürünlerini yiyoruz. Ve yedikçe de tabii ki obezite de artıyor. Biz bu işin bir miktarda sağlık boyutunu konuşacağız tabii. Kiminle? Şükran Yıldız'la, uzman diyetisyen.
Her Şeyin Ekonomisi 2. bölümle devam ediyor efendim. Sağlıklı beslenmeyi konuşacağız. Uzman diyetisyenimizle birlikte İstanbul için de bakıyorum. Yaklaşık kabaca yarım saatimiz var iftar için. Tekrardan oruç tutanlara Allah kabul etsin diyelim iftar oruçlarını. İftara çok az kaldı Şükran Hanım. Evet, aynen. İftar öncesi program gibi olduk. Her Şeyin Ekonomisi Ramazan özel programı gibi oldu. Evet. Siz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi Ramazan'da insanlar çok yemek yiyor. Evet. Kendimden biliyorum. Sahurda da çok yiyoruz. Ne yapmak gerekiyor? Doğru mu yapıyoruz? Her şeyden yiyoruz. Sanki bütün gün hani bizi evet, dinç tutsun. Evet, tüm gün açlığını aslında sanki o şekilde kapatıyormuşuz gibi oluyor. Aslında tabii ki Ramazan'ın anlam ve önemine göre beslenmemiz gerekiyor. Yani uzun bir süre açlık yaşıyoruz. Ortalama 16-17 saatlik bir açlık yaşıyoruz. Fakat üzerine ciddi anlamda bir yüklenme olduktan sonra hızlı bir şekilde hiperglisemi dediğimiz yani kan şekeri yükselmesi meydana geliyor ve sonrasında hipoglisemi dediğimiz böyle halsizlik, elim ayağım kalkmıyor. İşte çok halsizim, artık kalkamıyorum. Hatta sahur yapamamalar falan görülüyor. Bu yüzden mutlaka ki ciddi bir yüklenmeyle orucumuzu açmadan önce hafif hafif aslında bekleyerek devam etmemiz gerekiyor. Mesela önce bir çorba içip bir yarım saat mi beklemek lazım? Ne yapmak gerekiyor? Evet, aslında şöyle, şu zamana kadar ciddi anlamda şöyle öğretildi. Bir büyük kase çorbanızı için bir 15-20 dakika bekleyin. Ama ben şunu söylüyorum. Çok küçük bir kase çorba ya da birkaç kaşık çorbayla başlayın ve 5-10 dakika bekleyin. Hı hı. Zaten çok uzun bir süre beklemenize gerek kalmayacak. 5-10 dakika içerisinde hafif bir tokluk hissi zaten başlayacak. Arada suyunuzu, birkaç tane hurmanızı ya da küçük bir parça peynirinizle başlayabilirsiniz. İşte ben çok hızlı yemek yiyorum. Evet. Şükran Hanım, mesela bazen ne yedim tadını bir unuttuğum oluyor gerçekten. Acaba bunu, ne? Hani itiraf edeyim ben böyle. Sonra pişman oluyorum. Yani yemeğin tadını çıkaramıyoruz ve bu hani kilo almanın başlı nedenleri arasında yer alır mı? Hızlı yemek yemek. Tabii ki. Hızlı yemek yemek, ne yediğinin farkına varmamak. Hı. Yani aslında son dönemde bir trend çıktı. Sezgisel beslenme. Yani sezgilerinize göre, sevdiğiniz besinlere göre beslenme. Farkındalık artık ortaya çıkmaya başladı. Farkındaysanız kilolu insanlara baktığınızda çok hızlı bir şekilde yemek yerler. Ya da... Ben ne kadar kiloluyum şu anda. Ve ileriki yaşlarda bu katlanarak artabilir. Ama onun dışında hissederek yani çok severek tüketmek çok çok daha farklı. Hı. Tabii ki bu da kilo aldırmaz mı? Aldırabilir fazla miktarda tükettiğinizde. Yani saatlerce yemek yediğiniz zaman da tencere yemeği diyelim. Onda da kilo alabiliriz. Yani bu işin aslında her zaman için hayatta olan noktası sanırım denge. Evet. Ve kesinlikle. Hani ne yediğimizi bilerek yemek değil mi? Aynen kesinlikle. Peki baktığımız zaman işte... Buralara birazdan yine değmiş olur Şükran Hanım ama özellikle işte fiziksel ve zihinsel aktivite seviyemiz Ramazan ayında değişiyor. İşte uyku evet. problemi oluyor vesaire. 30 gün boyunca sağlıklı olabilmek ve rahat oruç tutmak için izleyicimize ne önermek istersiniz? Yani özellikle o ezan okunana kadar uyuyanlar bile var. Evet, yani bütün aynen. günü aslında uyuyarak geçiyor. Yani bu da hem tabii ki dini yönden çok uygun değil. Bir de sağlık yönünden de zararlı mı? Tabii ki aynen. Zaten orucun bize vermiş olduğu şöyle bir durum söz konusu. Bazal metabolizma dediğimiz dinlenme yani uyku halindeki metabolizma hızımız zaten yavaşlıyor. Doğru. Dolayısıyla bir de siz üzerine sahuru da atlarsanız yani zaten geç bir saatte oruç açıyoruz. Özellikle İstanbul için. Batı illerinde maalesef ki biraz daha geç açıldığı için uzun süre tutuluyor. Bu yüzden kişiler özellikle sahur da yapmadıysa eğer mutlaka saat 3'ten 4'ten sonra artık böyle halsizlik, şeker düşmesi, tansiyon düşmesi hatta orucu açma seviyelerine kadar gelebiliyorlar. Hatta sinir bile yapıyor. Tabii görüyoruz ki. İstanbul'da o trafikte oruçlu insanların aynen. sinir harplerini metrobüste vesaire. O yüzden efendim hani oruç Ramazan ayının ruhuna uygun davranmak lazım. Sinir evet. vermeyeceğiz bir kere. Aynen o çok bunun önemli. Bunun için ne yapmak gerekiyor Şükran Hanım? Bir sahur yönteminiz var mı? Ne düşünelim o anda? Bir sahur yapacağız öncelikle ve akşam yemekleri düşüneceğiz. Sahur yaptığımızda da şu çok önemli. Çok yüksek karbonhidrat içeren, işte börektir, çörektir, tosttur bu tarz beslenmeden ziyade daha çok yüksek protein içeren, kan şekerinizi sürekli regüle edecek, yani sürekli aynı şekilde kalmasını sağlayacak besinler tercih edilmeli. Yumurta olabilir, süt ve süt ürünlerinden peynir, yoğurt, ayran, cacık, kefir olabilir. Bunlar mutlaka ki destekleyecek. Tabii ki yanına kompleks karbonhidrat dediğimiz, yani aslında kan şekerini çok hızlı yükseltmeyen tam buğdaylı bir ekmek ya da yulaf ezmesi gibi
destekler olabilir. Hatta çok eskiden kültürümüzde olan bir şey bulgur pilavı ve yoğurt. Aslında sahur için de çok güzel bir seçenek. Ya, bulgur pilavını geçen çok değerli bir konuğum vardı. Önemli bir bulgur firmasının yönetim kurulu başkanı gelmişti. Ve bulgur kültürümüzde var ama hani unutuldu birazcık. Evet. Ama diyetisyenler özellikle hep bu tariflerinize, daha doğrusu hani diyet listenize değil mi? Evet. Yanlış telaffuz etmeyeyim Şükran Hanım. Orada hep bulguru görüyorum ben. Evet, aynen. Özellikle çok yüksek hem bitkisel protein içeriyor, yüksek lifli. Kan şekerinizi hızlı yükseltmiyor. Ve yanına süt ürünlerini desteklediğiniz zaman muhteşem tok tutan bir öğün oluyor. O yüzden sahurun aslında çok sağlam yapılıyor olması bizim için değerli. Yani uykusuz kalıp saat 1'de 2'de bir sahur yapıp uyumaktansa tekrardan hani bekleyip ezan saatini o zamana kadar güzel bir sahur yapıp uyumak çok daha mantıklı. Hemen yedikten sonra ne zaman uyumamız gerekiyor? Mesela sahuru yaptık hemen hop yatağa girip yatalım mı? Hayır, en az bir yarım saat beklememiz gerekir. Biliyorum bu çok zor. Gözler evet. Kapanıyor, uykulu sabah işe gidilecek ya da okula gidilecek. Evet, gerçekten ama bu da reflüyü tetikleyebiliyor. Yiyip yattığımız zaman tekrardan mide asidi yükselebilir ve hatta ağza acı su gelmesi gibi bazı semptomlar gözleyebiliyoruz. Bu yüzden en azından 15-20 dakika. Hani su içtiğiniz süreyi en azından oturarak geçirip ondan sonra uyumak her zaman daha iyi. Bir de şöyle bir nokta var. Uyuduğumuz zaman biz neden acıkıyoruz? Daha doğrusu uyandıktan sonra neden acıkıyoruz? Yani vücut bir yerde hani yattığı zaman, uyuduğumuz zaman motor yakar gibi vücudumuz çalışıyor mu? Evet. Bütün yediklerimizi eritiyoruz sanırım. Aynen. Yani tamamen eritiyoruz demek aslında yanlış olur ama özellikle büyüme hormonu dediğimiz STH hormonu ciddi anlamda gece saat 12 ile 2 arasında desteklenmekte. Bu yüzden bu miktar arttığı için STH dediğimiz büyüme hormonu metabolizma hızınız orada biraz daha yüksek oluyor. Hatta bizler hep şunu söyleriz. Gece 12 ile 2 arasında ciddi anlamda uyumanız çok önemli. Hmm. Neden? Çünkü metabolizma hızının iyi bir şekilde sağlanması ve artması için bu saat diliminde uyumak değerli. O yüzden uyandığınızda sanki gece çalışmış gibi ya da aynı şekilde yorulmuş gibi açlık hissedebilirsiniz. Tabii burada şu da çok önemli. Gece uyurken eğer yüksek karbonhidrat yani şeker, tatlı ve hamur işi yediyseniz sabah aç karnına uyanmanız çok daha olası. Anladım. Yediklerimizin önemi çok fazla. Evet, uyuduğumuz aynen. Zaman ve sabah kalktığımız zaman. Şimdi ben örneğin kendimden hep örnek veriyorum. Çünkü muhtemelen hepimiz, özellikle erkekler bilmiyoruz nasıl beslenmemiz gerektiğini. Akşam 7'de de yemek yediğim oluyor, 8'de de oluyor. Hani bunun bir doğru matematiği var mıdır? Şu saatte yiyip şu saate kadar hiçbir şey yememek. Yani benim aç gezen arkadaşlarım var. Evet. İşte 5'te 6'da yemek yiyip mideyi kapatıyorlar. Sadece işte arada yeşil çay içebiliyor, badem yiyebiliyor vesaire gibi. Ama hani bunda da ömür geçer mi Şükran Hanım? Yok tabii lazım. Ki. Bir kere zaten beslenme planınız yaşam tarzınıza uygun olmalı. Yani asla 6'dan sonra hiçbir şey yemeyeceğiz. 7'den sonra bitti kapattık böyle bir şey yok aslında. Gece uyumadan 2 saat öncesine kadar ana öğününüzü tüketebilirsiniz. Yani yemeğinizi örneğin saat 12'de uyuyorsanız 9-10 gibi yiyebilirsiniz. Ki kaldı ki burada gece nöbette olanlar ya da işte mesaisi olan insanlar olabiliyor. Dolayısıyla onlar için bile aslında gece tüketimi yanlış demiyoruz. Evet. Şimdi bazı kişiler de izleyicilerimizde zan altında bırakmayalım efendim. Şimdi ama mutlaka bunu yapan da vardır. Kilo sorunu varsa Ramazan ayını bir diyet ayı gibi görebiliyor. Hani kilo evet. Kilo verelim, işte oruç tutalım. Tabii ki hani dini nedenler çok fazla ama bilinç altında kilo olarak düşünüyor bunu. Şimdi nasıl yapması gerekiyor kilolu kişilerin Ramazan ayında özellikle beslenme reçetesi özel olarak var mı? Hafif ve diyet türü gıdaları tüketmeleri gerekiyor mu? Çünkü hem ibadet hem de zayıflama hem de bir taraftan bütün gün açlar. Evet. Ne dersiniz? Özellikle aslında çok güzel bir şekilde değerlendirildiğinde gerçekten güzel olarak yağ kayıpları sağlanabiliyor. Ama çok iyi değerlendirilmeli. Çünkü metabolizma hızınız hem biraz yavaşlıyor ve buna bağlı olarak tekrardan kilo alımı çok olası. Yani Ramazan'dan sonra eğer yeme içme durumunu ciddi anlamda arttırırsanız o bayram tatillerinde o zaman tekrardan geri gelebiliyor. Tabii ki de güzel bir şekilde eğer ki metabolizmanın kilit noktası bulunduktan sonra çok güzel bir şekilde
halde zayıflama sağlanabilir. Bunun da önemli püf noktaları var. Özellikle dediğim gibi az önceki konu karbonhidrat tüketiminin azaltılması. Hı hı. Yani orucumuzu açtık koca bir kase çorbayla değil. Küçük bir kase çorba, üzerine bir ana yemek yani protein içeren, sebze içeren bir ana yemek. Hayvansal proteinler de olabilir, bitkisel proteinler. Yani et, tavuk, balıktan tutun da kuru bakliyatlar, nohut, yeşil mercimek, kuru fasulyeye kadar protein kaynakları kullanılabilir. Tabii bunun yanında bir de yandaşları var. Pilav, makarna ve börek grubu. Bir de bizim Ramazan pidemiz var tabii yani ki. En tehlikeli yandaşlar diyeyim. En tehlikeli kalkalar ilan edebiliriz. Özellikle o grubu seviyorum ben. Özellikle hani bulguru önerebiliyoruz ama bulgur, pirinç, makarna tüketen kişiler özellikle hani kilo vermek istiyorlarsa yanında pide tüketmemelerini öneriyorum. Ya da pide yiyorlarsa bunun bir avuç içinde geçmemesini öneriyorum. Ve mutlaka koca bir kase salatayla öğünlerini tamamlamaları gerekiyor. Tabii sonrasında yapılan ara öğün çok kıymetli. İftardan sonra çok az bir zaman var. Birkaç saat sonra uyuyoruz. Ya da sahura kadar bekleyenler oluyor. Özellikle burada da taze mevsim meyvesi. Ama mevsim meyvesi de tek başına değil. Yanına küçük bir avuç içi kadar çiğ kuru yemişlerle, yani kan şekerini hızlı yükseltmesin diye yanına fındık, badem, ceviz gibi kuru yemişlerle desteklemekte fayda var. Çantanızda her gün olmazsa olmazınız dedi. Çantayı merak ettim. Muhtemelen o çantada neler var acaba? Hani bir yere gittiğiniz zaman muhtemelen bademler, kuru meyveler vesaire evet, var. Evet, aynen mutlaka. Ve ben badem çok seviyorum. Ondan dolayı bolca bulundururum yanımda mutlaka. Zararlı bir şey mi badem? Çok mesela hani günde 10 tane değil de 20 tane yediğimiz zaman bir zarar veriyor mu vücuda kilo anlamında? Tabii ki. Çünkü baktığınızda gram anlamında yüksek enerji içeren besinler bunlar. Ondan dolayı mutlaka ki az miktarda tüketilmeli. Yani ki, özellikle bir kişi tüketirken 20-25 taneyi çok geçmemesini öneriyoruz. Ki bu erkeklerde böyle, kadınlarda daha da az olmalı. Şimdi erkeklerin... Erkek de badem yediği zaman, işte kadın da yediği zaman arada bir fark olması lazım. Erkekler birazcık daha fazla enerji yakıyorlar değil mi? Yani erkeğin diyet listesi ya da beslenme listesi farklı mı Şükrü? Tabii ki. Erkekler çünkü kas kütlesi anlamında, boy anlamında, hani bazal metabolizma hızı anlamında daha avantajlar maalesef ki. O yüzden erkeklerin beslenme listesi biraz daha fazla olabiliyor. Evet. Yani onlar proteini, karbonhidratı ve yağı daha fazla tüketebiliyorlar. Bir de erkekler bildiğim kadarıyla daha yulaflı yiyecekler yemesi gerekiyor. Çünkü yulaf birazcık daha tok tutan bir his. Evet, değil mi? Yulaf aynen. Yediğimiz zaman yüksek aslında çok daha dikkatli oluyoruz ve hani çok yemeden biraz daha zayıflayabiliyoruz. Şimdi benim hiç beceremediğim bir şey şu diyet olayı. Yani yürümeyi tabii ki yapabiliyorum. İşte kontrol edebilirsiniz telefonumdan. Hani onlar akıllı telefon artık bu yürüyüş adımlarımızı sayıyor. Ama bu disiplin yani sizin kafanızdan isterdim biliyor musunuz? Yani çok mu disiplinlisiniz? Yani hiç kilo almadınız mı Şükrü Hanım? Hayır tabii ki de dönemsel kilolar alıyoruz hepimiz. Bu çok psikolojik ağır bir sınav. Evet. Ya ömür boyunca ben çantamda badem. Hayatta gidemem. Tabii ki tatlılar tüketiliyor, hamur işleri tüketiliyor, dönemsel kilolar alınıyor. Ama tabii ki sporla bu destekleniyor çoğu zaman. Özellikle tabii ki yöresel anlamda da çok güzel yemeklerimiz mevcut. Hani doğru. Türk kültürü gerçekten çok geniş. Tatlısıyla, yemeğiyle, tuzlusuyla, her şeyle çok güzel bir kültür. Ondan dolayı hem etkileniyoruz hem de ciddi anlamda gerçekten dönem dönem kilo almalar olabiliyor. Ama bunu dengelemek önemli. Önemli olan 2-3 kilodayken önlemini alabilmek. Bu 10-15 kilolara çıkmadan hemen toparlayabilmek değerli. Vücudu tanımak çok önemli sanırım. Aynen. Örneğin Şükrü Hanım, ben size geldiğim zaman nasıl bir diyalogumuz oluyor? Yani önce benim vücudumu tanımamı sağlıyorsunuz? Evet. Çünkü hani Ayşe'ye, Fatma ya da Ahmet'e verdiğiniz reçete bana birebir uymayabilir. Belki benim bir şeye karşı alerjim var ya da farklı bir hani vücudum tepki verecek. Nasıl iletişim kuruyoruz sizinle? Öncelikle bir vücut kompozisyon analizi dediğimiz yağ, kas ve sıvı analizi yapıyorum. Özellikle bunda bir 4-5 saat kadar aç kalmanız gerekiyor ve öncesinde kafein tüketmemiş olmak gerekiyor. Onun dışında kan tahlilleriniz benim için çok değerli. Yani tiroid, insülin direnci, diyabet, demir eksikliği, özellikle Türk kadınında demir eksikliği çok fazla görür. Yoğun dönemde, adet döneminde olan kadınlarda ciddi anlamda demir eksikliği, D vitamini ve B12 eksikliği erkeklerde çok görülüyor ve bu metabolizmayı yavaşlatan bir unsur. Bu yüzden mutlaka bu takviyeleri reçete edip kapatmak her zaman en değerlisi. Ve bunun üzerine güzel bir beslenme anamnezi dediğimiz, yani sizi karşıma aldığımda günlük olarak bana nelerle besleniyorsunuz, saat kaçta ne yiyorsunuz ya da yaşam tarzınız, temponuz nasıl? Sedanter yani yavaş yaşayan biri misiniz yoksa sportif yani spor yapan biri misiniz gibi birçok özelliğe göre buna göre bir beslenme planı
planı oluşturuluyor. Tabii ki beslenme planında önemli olan en önemli, yani benim için birincil kural, yaşam tarzınıza uymalı. Yani bu çok değerli. Yapamayacağınız, işte siz avokado sevmiyor olabilirsiniz ama listenizde avokado vardır. Bu çok anlamsız olur. Avokado kötünüzü... neden bu kadar ünlü oldu? Biraz yani son dönem. Her yerde avokado görürüz. Hatta bunun oyuncaklarını bile artık görmeye başladık. Evet. Bence sizler gibi uzman diyetisyenler bunu ünlü yapıyor. Bir tanesi de mesela not aldım. Bir salata var. Kadınlar en çok sevdiği şu anda. Künoa. Künoa, evet, o ismini söyleyemedim. Bir tane de siyezonu var. Evet. Yani bunları kim ünlü yapıyor Şükran Hanım? Şöyle zaman zaman aslında Türkiye'ye geliyor bunlar. Bir dönem oluyor ve biz hani herkes, evet, bütün ülke siyezonunu örneğin hamur işleri yiyor ya da işte künoalı salatalar yiyoruz. Ya ben açıkçası kendi kişisel fikrim, hani uzun bir dönem bu kültürde yaşamamış insanlara bunu vermek çok yanlış. Yani chia tohumu, kinoa, işte avokado belki hani dönemsel, evet, tüketilmiş olabilir son 5-6 yıldır ama siyez buğdayı gerçekten bizim ata buğdayımız. Evet, bizim Anadolu'muzdan, evet, gelmez. Anadolu'dan, Kastamonu bölgesinden, hı, ve ciddi anlamda protein oranı da yüksek, kan şekerinizi de yükseltmiyor, muhteşem bir buğday. Bunlar önerilebilir ama, evet, daha öncesinde hiç tüketmediğimiz ürünleri maalesef ki tüketmenizi mesela önermiyorum. Bu, izin vermediğimiz birçok şey burada bence. Evet. Yapımcımız Mert'e de selam olsun. Hani bunları diyet listesi olarak vermiyoruz değil mi? Bunlar yağda kızarıyor. Tabii ki bunlar zaten. Olmaz. Bunlar olmaz. Bunlar Şükran'ın listesinde yok. Bunları hani, kapatın. Örnek alarak hani hemen sosisler falan kızarmasın, olmuyor. Yani kızartma mesela, örneğin bu haşlama muhtemelen ama hani hamur işini zaten yapıyoruz ama kızartma nasıl olması gerekiyor Şükran Hanım? Hiç yiyemeyecek mi insanlar kızartma? Şöyle, tencere yemeği şeklinde eğer ki yemeğinizin soğanını, sarımsağını, biberini soteliyorsanız, bu amaçla kızartıyorsak sıkıntı değil. Ama diğer türlü patates ya da başka sebzelerin kızartılması formuna giriyorsa eğer, ayda biri geçmesini önermiyorum kesinlikle. Evet, şimdi bu yeşil mercimeği de soracağım. Aklımdaki tüm soruları sormak istiyorum. Yeşil mercimek hep böyle güçlü demir, evet, içerir deniliyor. Aynen. Ve ne kadar yemek gerekiyor yeşil mercimeği? Sık sık tüketmek mi gerekiyor? Tabii ki. Haftada bir iki gün tüketebilirsiniz. Hı. Bakliyatların içinde gerçekten en değerlilerinden biri. Güzel bir demir kaynağı ve protein kaynağı. Tabii ki porsiyon çok önemli. Çünkü bakliyatlar hem ekmek hem protein sınıfını beraber barındırıyor. Yani bakliyat yediğinizde yanına çorba ya da pilav grubunu tüketmenize hiç gerek yok. Ya da ekmek yemenize gerek dengelemek yok. Dengelemek lazım. Büyük bir kase salata ve yoğurtla dengelemek lazım. Bu sağlıklı beslenmek bir lüks mü? Bu işin ekonomisi nasıl? Yani, evet, benim açımdan, sizin açınızdan değil. Yani bir vatandaş sağlıklı beslenmek istiyorsa, enflasyon çok yüksek örneğin. Evet. Hani gıda fiyatları %31'in üzerinde artmış durumda Şükran Hanım. Şu anda TÜİK son rakamlara açıkladı biliyorsunuz. Artık bir lükse mi giriyor? Evet, yani özellikle diyet listelerinin baş tacı, evet, taze sebze ve meyveler. Biz aslında hep döneminde, yani mevsiminde sebze meyve tüketimini öneriyoruz ama artık döneminde de çok pahalı olmaya başladı. Yani özellikle sebze bol yazdıkça gerçekten maliyet diyetlerde artmaya başladı. Bunun ben de farkındayım. Özellikle birinci kural, mevsiminde tüketmek çok değerli. Yani şu an çilek çok yeni çıkıyorsa eğer, biraz acele etmeden yavaş yavaş tüketmekte fayda var. Kışın patlıcan tüketmemek gerekiyor örneğin. Hı hı. Ya da şu an yaz dönemine giriyoruz. Portakal, mandalina, kivi gibi hani kış meyvelerini tüketmemekte fayda var. Mutlaka ki mevsiminde besleneceğiz. Hı hı. Tabii ki bir de organik gıda tarımı çıktı. Hatta terörü de çıkmış olabilir bunun. Dolayısıyla organik gıda maalesef ki o etiket yediği zaman olay bitmiştir. Ciddi anlamda maliyeti yükselten bir durum. Evet, organik. Şimdi vallahi artık toprağımızda, işte doğamızda olan şeylere ulaşmanın çok ciddi bir maliyeti var. Bu benim canımı çok sıkıyor. Hani o organik, evet, tarım vesaire. O ayrı bir konu Şükran Hanım, şimdi başlı başına. Şunu da merak ediyorum. Özellikle Instagram'da, işte farklı sosyal medya şeylerine girdiğim zaman hesaplarıma çok fazlasıyla bana bir şekilde öneriyorlar. Herhalde kilo sorunum olduğumu sosyal medyacılar biliyor. Bir şekilde o promosyon reklamlar geliyor. Çok fazla uzman diyetisyen görüyorum. Bu iş Türkiye'de bu kadar kolay mı? Evet, aslında şöyle, gördüğünüz çoğu kişi yaşam koçu da olabilir. Yani mesleğin gerçekten bu bölümü bitirmemiş, üzerine uzmanlığını almamış kişileri de görüyor olabilirsiniz. Çünkü yurt dışında sertifika programları var. Maalesef ki tıp eğitimi ya da sağlıkla ilgili herhangi bir eğitim almayan bir kişi yurt dışında birkaç haftalık ya da aylık eğitimle yaşam koçu diye maalesef geçinebiliyor. Bunlar hem insan sağlığını tehdit ediyor. Tabii. Zaten sosyal medya ve TV kanallarında da çok sık görüyorsunuz.
biliyorsunuzdur. Bu anlamda artık davalar da çoğalmaya başladı. Sağlık mensupları olarak bizler mutlaka savaşıyoruz. Mesela siz bu mesleğe gelene kadar neler yaptınız Şükrü Hanım? Hani bir kendinizi bence anlatın ki hani özellikle bu anlamda insanlar bilinçlensin ve kime gitmesi gerektiğini bilsinler. Tabii ki. Ben mezun olduğum dönemde özellikle ciddi anlamda onkoloji ve farklı hastalıklar üzerine çalışmayı istedim. Neyden mezun oldunuz? Üniversite. Üniversite. Hangi bölüm olarak sordum? Beslenme ve diyetetik. Beslenme ve diyetetik. Aynen. Mezun olduktan sonra ciddi anlamda onkoloji, diyabet ve yoğun bakım hastalarında beslenme üzerine çalıştım. Ve 5 yıl kadar bu süre zarfında çalışırken özellikle ciddi anlamda kendim bu anlamda geliştirmeye adadım açıkçası. Çünkü bilim çok hızlı gelişen, çok hızlı değişen ve aynı zamanda sürekli ulaşmanız gereken bilgilerin olduğu bir mecra. Dolayısıyla sık sık tazelenmek, okumak gerekir. Ve bunun üzerine bir master eğitimi alıp uzmanlığınızı almış oluyorsunuz. Tabii bu arada bizim mesleğimizde şu çok önemli. Hangi vakaları ne kadar sıklıkta gördüğünüz çok çok değerli. Yani özellikle yoğun bir şekilde farklı hastalıklara bakıyorsanız bakış açınız çok daha geniş. 360 dereceye ulaşıyor. Ama sadece zayıflama alanında baktığınızda maalesef ki biraz daha sığ alanda kalıyorsunuz. Evet. Yani insanları aslında tüm mekanizmasıyla, fizyolojik özellikleriyle tam olarak ele almak lazım. Bu yüzden de sürekli eğitimi yenilemek, sürekli eğitimlere katılmak ve yabancı yayınları da takip etmek gerekiyor. Tamam, eğitimlere katıldım ama işte katılmayan arkadaşım da yan tarafa tabiri caizse dükkanı açmış oldu. Şimdi biz bunu girdiğimiz zaman diyetisyene öncelikle diyor muyuz? Hani Şükran Hanım sizin bir eğitiminize bakalım. Şunlar 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 var. Tamam ben sizinle çalışabiliriz. Yani bunun bir hani müşteri nezdinde geldiği zaman bir sertifika checklisti var mıdır? Tabii ki normalde var ama herkes bunu sormuyor maalesef. Sormuyor değil mi? Benim kendi hasta ve danışanlarım açıkçası benim CV'mi çok iyi bir şekilde biliyorlar ve ona göre geliyorlar. Ama tabii bunu sorgulamayan çok fazla insan var ve Türkiye'nin birçok köşesinde. Ondan dolayı uzmanlık çok önemli. Yani sizin eğer bir diyabetiniz varsa buna yönelik bir beslenme planı alacaksanız o kişinin gerçekten bu anlamda iyi olup olmaması veya zayıflama konusunda elde ettiği başarılar çok çok değerli. Ya da kanser konusunda bir destek alacaksanız o kişinin gerçekten geçmişi çok çok önem kazanıyor. Bu anlamda Türkiye'de şu anda gerçek uzman diyetisyenlere bir istihdam anlamında İhtiyaç var mı? Özellikle bu alanda çalışmak isteyen arkadaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Özellikle şöyle, Sağlık Bakanlığı yavaş yavaş birincil sağlık hizmeti içerisinde diyetisyenliği de eklemeye başladı. Şöyle, aile sağlığı merkezlerinde aile hekimlerimiz var. Harika. Artık yakında aile diyetisyenlerimiz de olabilir. Yani bu çok güzel bir olgu aslında. Yani evinde 60-70 yaş arasında olan, işte tip 2 diyabeti olup insülinini kullanan bir hanımefendi de aynı şekilde diyetisyen hizmetinden yararlanabiliyor olması bizim için çok değerli. Yani kamu yararına yapılacak bir şey. Ama tabii ki özel sektör bu anlamda çok daha geniş. Evet. Yani özellikle kendi işinizi de bu anlamda yapabiliyorsunuz ya da özel hastaneler. Hı. Ama benim önerim özellikle kamu anlamında istihdamın bir tık daha arttırıldığını zaten görüyoruz. Ve kişilerin ciddi anlamda koruyucu sağlık hizmetleri açısından mutlaka ki değerlendirilmesi bu anlamda çok çok daha iyi olacak. Şimdi süremizin sonuna geldik Şükran Hanım ama İsterseniz bir izleyicilerimize bu kamerada hani Ramazan ayında neler yapmaması gerektiğini çok kısa bir toparlarsanız özellikle izleyicilerimiz bilgilensinler. Öyle Tabii de programı ki. Kapatalım isterseniz. Aynen. Şimdi özellikle Ramazan'da su içimini mutlaka ki ihmal etmiyoruz. Gün içerisinde 2-2,5 litre su içmemiz gerekiyor. Tabii ki biliyorum bu zor olabilir. Çünkü iftarla sahur arasında maalesef ki süremiz çok çok kısa ve çok geç saatlerde orucumuzu açıyoruz. Bu yüzden ayran, soda ya da işte cacık gibi ya da kefir gibi sıvı destekli ürünlerle mutlaka ki su alımınızı desteklemenizi öneriyorum. Evet, bunun ben dışında... Buyurun devam edin. Ben de not alıyorum. Tabii ki oraya notlar. Onun dışında özellikle yüksek bir şekilde tatlı tüketimini hiçbir şekilde önermiyorum. Hem sıvı ihtiyacınızı artıracak, gün içinde susayacaksınız, hem kilo kontrolünü zorlaştıracak. Evet. Bu yüzden haftada 2 gün sütlü tatlıları tüketebiliriz ama diğer günler meyve ve kuru yemişlerle ara öğünümüzü desteklemeliyiz diyorum. Onun haricinde sahurda çok acıktığınızda
arttıracak, çok susatacak ve aynı zamanda sizi yağlandıracak. Çünkü hemen üzerine uyuyoruz, besinlerden uzak duruyoruz. Yani şarküteri ürünlerini mutlaka uzak tutuyoruz mutfağımızdan Ramazan ayında. Şükrü Hanım, çok teşekkür ederim. Ben de kendimle ilgili hani size gelmeden birçok noktayı sormuş oldum. İşin şakası bir yana, yayından sonra birazcık daha size bir şeyler danışmak istiyorum efendim. Uzman diyetisyen Şükran Yıldız'la birlikte Ramazan'da doğru beslenmeyi sordum ve hani organik beslenme ve birçok noktaya tabii değmiş olduk efendim. Yarın görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. İyi Ramazan'ın tekrar kutlu olsun diyelim.